Ay. Ben doydum. Ellerine sağlık. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ama böyle maharetlerinin olduğunu öğrenmek için okuldan asılmak gerekiyormuş demek ki Ozan Bey. Sen ne zaman istersen. Matbaaya gerçek. Her akşam böyle kallavi bir masaj hizmetinizde de efendim. Yalnız şu anda çok önemli bir noktaya parmak bastın. Ne gibi? Neyi istediğimi bilmediğin noktasına. Mesela şöyle yapabilirsin. Bildiğin şeyleri istersen bazı problemlerin çözülür. Sen valizle mi geldin? Hiç fark etmemişim. Evet ya senin için de okeyse bu olaylar geçene kadar ben burada kalmayı planladım. Ozan bu olaylar bitmez ki. Leyla bulunacak. Ben okuldan asılmayacağım. Beyaz filin kim olduğu ortaya çıkacak. Hadi bir de bunlar oldu. Ben tek başıma mutlu olmayı öğreneceğim falan filan. Sonsuza kadar burada kalman gerekir yani. Benim için bir sıkıntı yok. Kanat meselesi rafa kalktı herhalde. Bilmem. Peki. Bu benim için bir kontenjan açılabileceği anlamına mı geliyor? Kontenjan. Sen bir bak bakayım oradan ben insan kaynakları müdürüne mi benziyorum? Ya anladın işte Melisa. Sen ne buluyorsun bende bu kadar? Peşimi bırakmayacak kadar. Bilmiyorum. Ama insan böyle şeyleri listeleyemiyor zaten. Böyle şeyleri? Birini sevmek gibi şeyler. Ben sana söyleyeyim. Bence sen şımarık bir çocuksun. İstediğini ilk defa elde edemedin ve onu almaya çalışıyorsun. Ama sonra ne olur? Ne olur? İstediğin oyuncağı aldıktan sonra unutursun. Sen de unutacaksın. Çok yanlış düşünüyorsun. Ve keşke sana bunu anlatmanın bir imkanı olsaydı. İyi zamanı bırakalım o zaman. Yani zaman kabak gibi doğruyu da yanlışı da bize gösterir. Tebrik ederim. Gerçekten çok iyi kıvırdın. Dün gece gelemedim kusura bakma. Teklifin hala geçerliyse gelebilirim. Önemli biri mi? Tamam. Ozan, benim bugün teyzem gelecekti. Ben onu unuttum. Kalma işini yarın yapsak. İyi de sen yalnız kalamazsın ki. Evet. Ama artık bence öğrenmem gerekiyor. Yani bunu aşmam gerekiyor. O yüzden başka zaman yaparız. Ha, ciddisin sen. Peki. Valizin. İyi akşamlar. Artık bilmedin, gelip geçmedin, hiç görmedin bir yerdeyim. Sensiz artık bakmadın, beni duymadın, ıssız sormadın bir yerdeyim. Sensiz umudum yok, umudum yok. Umut, rüya, gerçek zaman peşimde koşturan teselli yok. Terapi yok, hayat, rüya, her şey yalan. Yaklaşınca zaman dayanabilir mi sence sonlara? Yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahbeyaz kıyı? Kalbim, kalbim tutunabilir mi sence Tanrı'ya? Geçebilir mi bu acı? Kırabilir mi kahrı zinciri? Kalbim, kalbim dayanabilir mi sence sonlara? Yenebilir mi onları? Bozabilir mi kahbeyaz kıyı? Kalbim.
Kalbim, kalbim, tutunabilir mi sence Tanrı'ya? Geçebilir mi bu acı? Kırabilir mi kahrı zinciri? Kalbim, kalbim. Sele kanat değilmiş. Varmış. Sen. Sen bir tek beni sevememişsin. Beni sev. Gelebilir mi onları? Tek beni sevememişsin. Bozabilir mi kahbeyaz göğü? Kalbim, kalbim. Tutunabilir mi sence Tanrı'ya? Geçebilir mi bu acılı? Kırabilir mi kahrı zinciri? Kalbim, kalbim. Bizim yakışıklı biriyle gelmiş. Kime yakışıklı ya? Ya kim olacaksa bak ateşten bahsediyor işte. Kim kim kız acaba? Ya ne bileyim. Her gün yeni aksiyon valla. Aa, ateşin arkasındaki kız kim? Seninkiler kaynatmaya başladı Ceyda'cığım. Onları kısırsan. Sana ne kız? Ben de motor alsam ya bir tane. Ben de arkana atlarım. Canımız nereye isterse oraya gideriz. Yok hayatım öyle değil ya. Ne bileyim kuryelik olur bir şey olur. Ek iş için diyorum yani. Para lazım bir şey sonuçta. Hem senin saçın bozulmasın Ceyda. Hani motora binerken kas takıyoruz ya. Size ne oğlum rahat bıraksanıza benim sevgilim ya. Allah Allah. Melisa bu. Yok artık. Yani siz de abartmasanız mı arkadaş falan vardır belki ya. Arkadaş mı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz kızlar. Nasıl davranacağız okulda? Nasıl davranacağız? Ben her zamanki gibi davranacağım. Yani kötü. İkimizi kastetmiştim. Yani biz nasıl davranacağız? Biz şimdi neyiz konuşması mı şimdi bu? Yani bu kadar çabuk mu? Ha, eğer sen istemiyorsan. İstemiyorum demedim ya, öyle bir şey mi söyledim? Neyse ne işte. Bence zamanı bırakalım biraz. Bu arada dün çok güzeldi. Gel benimle. Ne oluyor be? Nasıl? Dün gece güzel vakit geçirdiniz mi? Niye bana yalan söyledin? Biz seninle bu kadar mıyız Melisa? Biz seninle bu kadar mıyız? Söyle. Ulan ne yapsaydım? Sana ne zaman doğru şeyleri söylesem hislerimle alakalı kalbin kırılıyor. Seninle birlikte ben de kırılıyorum. Ondan hoşlanıyorsun yani. Benimse sadece kalbimi kırmaktan korkuyorsun öyle mi? Evet seni kırmaktan korkuyorum. Peki ilk sorumuz abi. Bunu bilmiyorsun ama benden hoşlanmadığını biliyorsun öyle mi?
Neye gülüyorsun? Gülüyorum çünkü bir şey fark ettim. O ufacık tereddüt anında ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Benmişim. Mesele kanat ya da ateş değilmiş. Benmişim. Ben onlarla boş boşuna uğraşmışım. Sen benimle birlikte olmaktan korkuyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü ben senin en yakın arkadaşınım. Ve beni de kaybedeceksin diye korkudan ödüm patlıyor. Hayır. İtiraf et! Hayır! İtiraf et! Peki ya. Peki. Şimdilik buna inanmışım gibi yapacağım. Sen şimdilik inanmış gibi yapma. Bence bunu hep yap. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü böyle bir şey yok. Hı. Peki. Dediğin gibi olsun. O motorcu hayranın ne olacak? O ablasının bölümünde senin de parmağın olduğunu öğrendiğinde ne yapacağını hiç düşündün mü? Sana hala böyle sevecen davranacak mı? Hı? Bunu sen ve ben dışında kimse bilmiyor ki. Ne alıyorsun? Bir kişi daha biliyor. Ve çabuk unuttu. Sen içeride gayet laf mı soktun bana böyle geldi? Ozan, bomba haberlerim var, inanamayayım. Sonra konuşuruz. İlaçlarını kullanıyor musun Melisa? Baba, alıyorum, germe beni. Psikiyatrınla görüştüm. Randevulara gitmiyor musun uzun zamandır? Evet, çünkü eskiye göre çok daha iyi hissediyorum kendimi. Bak kızım. Beni dinlemeyeceğini biliyorum da, eğer tedavi olmazsan o evi de arabayı da altından alırım bilmiş ol. Senin de derdin bu zaten. Görüyor musun arkadaşını? Ne tedavisi bu? Ya 2 sene önce psikiyatra götürmüştü beni. O da ne dedi? Manik depresif mi, öyle uyduruk bir şey saçmaladı işte. Peki durumun ciddiyetini anlamam için bunu söylüyor olabilir misin? Olabilirim, evet. Annemden kalma bir yadigarmış bana. Babam öyle diyor. Ortaokuldayken 1-2 defa pik yaşamıştım. Ben fark etmemişim. Fark etmedim yani. Bilemezsin zaten. İlaçları düzenli kullanınca hiçbir şey olmuyor. Ama ben böyle yaşamak istemiyorum Ozan. Gel buraya. Babam uyutmaya çalışıyor beni. Robotlaşmamı istiyor. Ama ben yaşıyorum, kendim gibi yaşamak istiyorum. İlaçları kullanmıyor musun yani? Ozan, sen de şimdi başlama kamu spotu gibi. Evet, kullanmamanın zararlarını biliyorum ama istemiyorum işte. Ben yok, öyle bir şey söylemeye çalışmadım da. Nasıl istersen öyle olsun. Ozan, hadi gel bugün okulu kıralım. Böyle baş başa eğleniriz, bir şeyler yaparız. Buna hayır diyemeyeceğim, hadi gel. Ama çantam yukarıda. Tamam, hadi alırım. Melisa, sadece 2 dakikanı istiyorum lütfen. Çek şunu gözümün önünden. Siz nereye gidiyorsunuz? Alkol bükmedi. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ama merakını gidereyim. Beraber Melisa'lara gidiyoruz. Yani senin artık hiçbir zaman gelemeyeceğin bir yere. Ha, bu arada Melisa şey dedi. Ben sürekli cüzdanımı kontrol ederek bir ilişki yürütemem. İkile. Ha Melisa, araba dışarıda hayatım, geç geliyorum. Hani eve gidecektik? İstanbul'un bütün sahil şeridini yürüttün bana. Ne yapayım Ozan, evlere sığamıyorum bu aralar.
Melisa, bu sabah anlattığın konuyla ilgili mi? Yani ilaçları almaman falan. Bana bak. Sen bana bakıcılık yap diye anlatmadın bunları Ozan. Tamam. Tamam, sustum. Devam edelim. Ha? Ayrıca sana kötü bir haberim var. Nasıl yani? Birazdan seni satacağım. Ateş'e mesaj attım motorla beni gezdirir misin diye. Çünkü rahatlamaya ihtiyacım var. Sen ne diyorsun? Şaka mı yapıyorsun sen? Bununla birlikte iki ediyor, farkında mısın? Ya... İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Ya Ozan, niye böyle tepki veriyorsun? Bunu kişisel algılama. Ben enerjimi atmadan uyuyamıyorum işte. Maalesef motor da iki kişilik. Evler seninse, caddeler de bizim kardeşim. Lan. Güzel olmuş. Sen yemek yemeyeceksin galiba. Yok, ben pek aç değilim, sağ olun. Ziyan olmasın. Ben yerim yemek sonuçta. Kusura bakmayın, sizi de bekletiyoruz. Aa. Arkadaşlar size uygun en iyi malzemeleri ayarlamak için çalışıyorlar. Yani yanlış anlamayın. Nerede kaldın oğlum ya? Bir ton beklettik hanımefendi burada bedavadan. Abi karışık bir şeyler yap dedin ya. Öyle dedim değil mi? Aferin lan. Paranı aldık ama hakkını da verdik Melisa Hanım. Anladın? Bu arada bunların hepsi promosyon ürün. Yani burada test edebilirsin. Aynen. O zaman var ya, işte senden para bile alma. Almam para. Bakın, ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Bunları da almak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum. Alışverişi tamamlamadan gitmek yok dedim. Beni sinirlendirme. Seyfo, kapat oğlum kapıyı lan. Tamam abi. Ha şöyle ya. Biraz biz bize kalalım değil mi? Biraz daha samimi olalım, değil mi? Bir daha senin gibi güzel bir hanımı nereden bulacağız ki? Değil mi? Vallahi harbiden bulamayız ya. Bir şeyler içer misin? Ne oluyor? Al biri kapıyı zorluyor. Hele aç şunu, aç aç hele. Kardeş. Buyurdum kardeş. Hayırdır? Hayır. Abla. Senin ne işin var burada? Babam evde 9 doğurdu. Bütün emniyet seni arıyor. Farkında mısın? Ne emniyeti ya kardeş? Ben Ozan Balcı. İl Asayiş Şube Müdürü Ali Balcı'nın oğluyum. Şahsın işte. Evet. Kendisini belki gazetelerde görmüşsünüzdür. Ama hatırlayamadıysanız ben sizin hafızanızı bir tazeleyeyim. Tabii Ozan Bey, teşekkür ederiz. Ha evet, şey biliyorum, gördüm. Tazelendi yani. De bizlik ne var bunda, onu anlayamadım Ozan Bey. Anlarsın şimdi. Tabii. Ablamı niye burada tuttuğunuzu sorabilir miyim? Ablanı biz burada tutmuyoruz. Ablan ecza deposu arıyordu kardeşim. Hı. Ama çok kötüydü. Bize de sordu. Rengi mengi sararmıştı. Biz de otur dedik. Bir sumu falan verdik. Yemek falan da söyledik de yemek yemedi. Karnı tok herhalde. Onun üstüne de sen geldin. Öyle değil mi ama hanımefendi yani? Öyle olmadı mı? Öyle oldu değil mi yani? Evet. Ha? Yani... Öyle oldu. Öyle mi oldu? Sen neden bahsediyorsun ya? Burası bizim ailemize yakışıyor mu? Ailemizin yüz karasısın. Gel böyle. Hani?
Önem aile mevzusu. Biz hiç şey yapmayalım. Ne işin vardı senin burada? Ateş yüzünden anlatırım. Ateş. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Yaslı sen nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyorum. 25 metre opsiyonlu konum atarsan böyle olur. Bütün mahalleyi dolaştım. O fotoğraf neydi? Ha, şey ya, amcam benim polis biliyorsun. İşte ihtiyaç olur diye böyle fotoğraf çekinmiştim. De hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı. Bugün hayatımı kurtardın galiba. Hadi be. Hadi hadi. Çok acayip şeyler yaşadım bugün ve çok acayip bir şekilde kurtuldum. Neyse bunları şimdi düşünmeyeceğim. Şöyle düşün, en azından gülerek anlatacağım bir anı olarak kaldım. Sayende. Bana şey yaptın, geçmişe bir sünger çeker. Teşekkür ederim. Ne zaman şükürsüz kalsam yanımda hep sen varsın. Bundan sonra hep öyle olacak. Sen şimdi biraz dinlen. Ateş konusunda vicdanım hiç rahat değil. Sonradan başımıza gelecekler de cabası tabii. Bundan sonra başımıza ne gelirse beraber gelecek. O yüzden sorun yok. Sen şimdi biraz dinlen, ben aşağı iniyorum. Bir şey olsa seslen, tamam mı? Ozan. Gitme sen, biraz yanımda uzansın lütfen. Yalnız kalmak istemiyorum. Güvenebileceğim bir tek sen varsın. Beni hiç şey yolda bırakmadın. Ben çok yoruldum artık Ozan. Her an bir uçurmak, düşmekten korkmadan yaşamak nasıl bir his? Bilmiyorum bile. İyileşecek miyim ben? Tek başına iyileşmek zorunda değilsin. Mani'den sonra depresyon geliyor. Karanlık, dipsiz bir kuyu gibi. İlk önce tedavi olacaksın. Sonra? Sonrasını ben halledeceğim. Sen merak etme, ben halledeceğim. Hem bizim birlikte olup da çözemediğimiz bir şey var mı? Hepsi geçecek mi? Sağ olun.